Grafikte gördüğünüz fonksiyonların denklemlerini oluşturacağız. Bir bakalım. A, B, C ve D fonksiyonları. Evet, burada videoyu hemen durdurun ve soruya dikkatlice bir bakın. Üzerinde biraz düşünün. Grafiğe baktığınızda aklınıza gelen ilk şey tahminen şu oldu. Bu fonksiyonların hepsi y eşittir karekök x grafiğine biraz benziyor dediniz, değil mi? Hemen karekök x'in grafiğini hatırlayalım. Bunu daha önceki videolarda da görmüştük. Hemen bakalım neymiş hatırlayalım. İşte karekök x'in grafiği. Evet, bunu bize verilen fonksiyonlarla karşılaştırdığımızda, bu fonksiyonlar minimum değerlerinde yata eksen üzerinde takla atmışlar gibi. Yani ters dönmüşe benziyorlar. B ve D'yi incelerseniz hem yatay hem de dikey eksen üzerine ters çevrilmiş gibi duruyorlar. Hatta hepsi biraz da ötelenmişler. Pekala bir düşünelim. acaba bu denklemleri nasıl oluşturacağız? Evet, isterseniz işe karekök x'i yata eksen etrafında döndürerek başlayalım. Pozitif bir y'ye beklerken negatif bir y'ye elde edemeyeceğimiz için, y eşittir eksi karekök x'i çizeceğiz. Ve o da işte böyle bir grafik olacak. Evet, karşınızda y eşittir eksi karekök x'in grafiği. Karekökün önüne eksi işaretini koyunca fonksiyonu x ekseni etrafında döndürmüş olduk. y eşittir eksi karekök x. Şimdi de bu fonksiyonu a fonksiyonuna benzetmek için ne yapabiliriz bir düşünelim. A fonksiyonu sola doğru 3 birim, yukarı doğru da 1 bir birim ötelenmiş. Daha önceki videolarda gördüğümüz gibi, A fonksiyonunu elde etmek için öncelikle sola doğru ötelememiz gerekiyor. Bunun için x'in yerine, x'in yerine x artı 3 koymamız gerekir. Evet, ax eksi kök içinde x artı 3'e eşit olur. Şimdi sırada bir birim yukarı öteleme var. Bunun için de sonuna artı 1 ekleyeceğiz ve ax'in denklemini yazmış olacağız. Peki, bx hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekranın solunu kullanabilmek için grafiği biraz sağa kaydıralım. Evet, buradakileri hemen siliyorum. Evet, a x'i bulduk. Şimdi, b x ile a x'i karşılaştıralım. b x, a x ile aynı noktada başlıyor, ama x eşittir, x eşittir eksi 3 doğrusu etrafında ters dönmüş gibi görünüyor, değil mi? Ya da, a x ile b x'in tanım kümeleri farklıdır diye düşünebilirsiniz. a fonksiyonu, x'in eksi 3'e eşit ya da eksi 3'ten büyük değerleri için tanımlıdır. B ise x'in eksi 3'e eşit ya da eksi 3'ten küçük değerleri için tanımlı. Bir önceki videoda da gördüğümüz gibi a'dan b'yi elde etmek için, a'dan b'yi elde etmek için kök içindeki ifadenin işaretini değiştirmemiz yeterli. O halde b x eşittir. Şimdi kök içindeki ifadenin işaretlerini değiştireceğiz. Eksi parantez açıyorum. X artı 3 parantezi kapadım. Artı 1. Evet, bx'i de oluşturduk. Peki, bx'ten dx elde etmek için ne yapmamız gerekiyor? Karekök x fonksiyonuna göre d fonksiyonu 1 bir birim sola ve 3 birim yukarıya ötelenmiş. Bunu bildiğimize göre bx fonksiyonunun sabit sayılarını değiştirirsek dx elde edebiliriz. dx eksi kök içinde eksi x artı bir şey ve artı bir şey olacak. Şimdi de x karekök x'e göre bir birim soldu olduğu için, bir birim soldu olduğu için burası x artı 1 olacak. Aynı şekilde 3 birim de yukarıda olduğuna göre kökten sonra artı 3 gelecek. Şahane. Geriye cx kaldı. Bir bakalım. cx dx'e çok benziyor değil mi? Aralarındaki tek fark, cx'in köklü teriminin içindeki ifadelerin işaretinin dx'in tersi olacak olması eksi kök içinde x artı 1 artı 3. Aslında cx'i bulmak için ax'i de kullanabilirdik. Nasıl mı? ax ile cx ötelendikleri birimler dışında birbirlerinin aynısı. cx yukarıya doğru 3 birim ötelenmiş, ax 1 bir birim ötelenmiş. cx sola doğruysa 1 bir birim ötelenmiş, ax için bu 3 birim. Bunun için ax'in denklemindeki 1 ile 3'ün yerini değiştirirsek, cx'i elde edebiliriz. Evet, denklemleri bulduk ama çok önemli bir konu var tekrar etmek istediğim. Hemen göstereyim. Bakın, denklemlerin sonundaki bu sabiti arttırdığınız zaman, grafik yukarı hareket eder, azalttığınız zaman aşağı. Son derece mantıklı değil mi? Artırınca yukarı, azaltınca aşağı. Ama bu sabitin artması grafiği sola hareket ettirir azalması ya da negatif hale gelmesi ise sağ. Bir önceki videoda bu konu üzerinde bayağı konuşmuştuk. Ama y eşittir karekök x'i düşünün. y'nin 0 olması için ne gerekir? Kökün içinde ne olursa bu grafik buradan başlar. Kökün içinde 0 olursa y de 0 olur. Evet, aynı şekilde düşünerek bu grafiğin bu noktada başlayabilmesi için kökün içinin 0 olması gerekiyor, değil mi? kökün içinden 0 gelebilmesi için de x'in eksi 1 olması gerekir.